Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size böyle bir açılış yapmak istedim. Çünkü yanımda çantam var ve bugün sizlerle birlikte bu kanalda bir ilk ama YouTube için bir ilk değil tabii ki. Çantamda, daha doğrusu tatil çantamda ne var? Valiz olarak da görebilirsiniz. Nasıl görmek isterseniz. Sizlere bugün tatile giderken yanımda götürdüklerimi göstereceğim. Ben çok keyif alıyorum böyle videolardan. Bunu hep söylüyorum ama keyif aldığım şeyleri çekmek durumundayım zaten. Keyif almadan bir şey yapsam zaten hemen anlarsınız. Neyse. Şimdi ben iyice yerleşeyim. Böyle rahat rahat yapalım. Şimdi şapkayı takmamdan rahatsız olmazsınız umarım. Ama ben hemen başlayacağım. Aslında her şeyi yerleştirdim. Ama şu an size göstereceğim ve dolayısıyla içerisinden tekrar çıkaracağım. Bu benim için iki defa aynı işi yapmak olacak ama olsun, en azından eksiğim varsa şimdi hemen onu tamamlarız. Bence ama içerisindekileri gösterdikten sonra makyaj çantamı göstereyim. Çünkü şimdi gözüme battı orada. İlk onunla başlayacaktım ama çantanın içinde de ürünler var. O yüzden daha mantıklı olur sonradan hepsini bir göstermek. Yoksa çok kafanız karışabilir. Nereye gidiyorum ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz ben Ava'ya kampa gittim ve bir Ava sevdasıdır, aldı başımızı gidiyor. Daha doğrusu ben değil ama arkadaşlarım çalıştığı için izin günleri çok az. O yüzden hani uzak mesafeli bir yere gidememiştik. Ava'ya gitmiştik ve ben de kendime bir söz verdim. İstanbul'da sayılı günlerim kaldığı için ve bu kadar güzel havaya sahip bir ülkede günlerim azaldığı için, malumunuz Almanya'da havalar genelde güzel olmuyor. Ben de dedim ki, karantinada bu sözü verdim kendime. Güneşin, denizin tadını çıkaracağım bu sene. Ya uzağa gitme imkanım yok şu anda. O biraz çok uç olur. Belki o da olur, belli de olmaz ama. İstanbul içinde böyle günübirlik ya da iki günlük tatiller yapıyoruz. Bu sefer 1,5 günlük, yani neredeyse 2 günlük gideceğiz. Şimdi yolda ne giyeceğimden yolda giyeceğim kıyafetle başlamak istiyorum. Böyle bir etek. Bu eteğin numarası. Eskiden çocukken vardı benim böyle. Çok da severdim. Short. Yani short etek. Bakın. Yani hiçbir şekilde aman rüzgar uçtu, açıldı gibi bir takım rahatsızlıklar yaşamayacağım. Gayet rahat. Giyeceğim. Ayrıca Ava buradan 3 saat sürdüğü için otobüsle rahat olur böyle efil efil bir şey giymek. Üzerine de H&M'den aldım. Yani bu eteği bu arada Beşiktaş'ta Sinanpaşa İş Merkezi'nden aldım ama hangi şeyden aldığımı hatırlamıyorum. Üzerine de bunu giyeceğim. Bu H&M'de satılan böyle düz gelen, Instagram'dan beni takip ediyorsanız bununla bir fotoğrafım var. Hatta bunu sarı renginde almıştım. Çok çok güzel. Sizi serin tutuyor. Böyle sıkmıyor. Bu da mesela H&M'den. Bunu kaç yıl önce almıştım ama hala severek yiyorum her yaz. Bu. Sonra elime direkt bir bikini geliyor. Bu da 2 yıl önce Pant'den aldığım, yani tam Dilara rengi bir bikini. Üstü ve altı. Bikiniyi yanmak istediğimde tercih ediyorum ama güneşlenmeyeceksem mayo seviyorum. Ben çünkü daha çok mayocuyum. Mayolar daha çok hoşuma gidiyor. Ama yanmak istiyorsam bikini. Bir tane cat eye gözlüğüm var. Gözlük birkaç tane götürüyorum yanıma. Malum fotoğraf çektiğim için şey oluyor. Bir kozmetik ürün var, onu hemen ayırdım. Fotoğraf çektiğim için birkaç gözlük değiştirmeyi seviyorum açıkçası. Mesela bunu geçen kampa götürdüm. Deli misiniz diyebilirsiniz ama fotoğraf çekmek için. Ve güzelim şapka böyle tuhaf bir şey oldu. Nachos yapan adamlara döndüm ama ne yapalım. Yanıma Uno'yu götürüyorum. Bunu kampa da götürmüştüm. Çok keyifli oluyor oynaması. Oynarız belki diye yanıma alıyorum. Sonra mayom. Mayom da geçen sezon koton. Şuradan gelen ipleri vardı. Aslında o ipler yüzünden almıştım ama bu sene bana o ipler o kadar iğrenç geliyordu ya gözüme, şuradan ekstradan iki ip ve yandığınızda da çok iğrenç oluyor. Hani şuradan ip var ve şuradan şöyle ip var. O yüzden o ipleri bugün kestim.
keşke onu çok önceden akıl etseydim. Ve sonra yine fotoğraf ve bu şapkayla birlikte mutlaka böyle bir fotoğraf gelecek. Instagram'dan takip ederseniz görürsünüz. Böyle bir elbise almıştım Kadıköy'deki bir butikten. Şöyle yakası böyle. Ve böyle geriden göstereyim size. Heh, şöyle kızım ya, hala kaç yıl oldu bu YouTube'dayım ama hala bunları çözemedim. Neyse. Çok tatlış, böyle yakından da göstereyim. Böyle çok tatlış bir elbisem var. Bunu da böyle bu şapkayla birlikte bir poz düşündüm. O yüzden götürüyorum. Başka hiçbir olayı yok. Bir böyle şu tokalar. Ne diyorlar buna? Bu tokalara ne deniyor? Bu tokalar denize gidiyorsanız kurtarıcı. Sonra akşam malum serin oluyor. Bir tane tişört aldım yanıma ama bu tişört çok kalın bir tişört. Yani bununla asla üşümem. Üşürsem de yazıklar olsun bana yani. Altına da bu biker şortu düşündüm. Fark ettiyseniz genelde böyle daha rahat edebileceğim şeyler tercih ediyorum. Ve galiba bu kadar. Onun dışında da havlu var yanımda. İki tane. Biri plaj için, biri de duruna kurulamak için. Çünkü otele gitmediğimizde havlumuzu da yanımıza götürüyoruz. Evet, bir de böyle bir upuzun şalım var. Bunu mayo giydiğimde pareo gibi belime sarıyorum. Keten mi bu? Ne bu, koton mu, keten mi? Pamuk. Evet, koton. Koton'dan da aldım. Bunu sarıyorum belime. Gayet de güzel oluyor. Şimdi devam edelim. Aslında birkaç ürünü size şeyde gösterdim. Kampa giderken yanıma aldıklarım diye. Ama neden tekrar göstermeyeyim? Çünkü bitiremedim. Ürünlerimi bitiremedim. Şimdi olmazsa olmazlar. Selpak, ıslak mendil ve makyaj temizleyici mendiller. Bunu zaten size göstermiştim. O yüzden hiç bahsetmiyorum. Daha sonra benim olmazsa olmazım sinek kovucu spreyler. Çünkü sivrisinekler beni ısırdığında ben morarıyorum. Bu niye oluyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok bu arada. Daha sonra iki tane Rossmann'ın aldığım güneş kremi. Biri 30'luk, biri 50'lik. 50'liği yüzüme. Bunu da vücuduma uyguluyorum. Daha sonra yanmak için, bronzlaşmak için bir bu Hawaiian Topic'in bronzlaştırıcı yağını ve bakın bu vazelin gibi olan efsane. Gerçekten bununla tanıştığım için çok 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 mutluyum. Bunu alıyorum yanıma. Bitiremedim. Bu yaz da bitiremeyeceğim bence. Daha sonra vücuda devam edelim. Eda Taşpınar'ın bu. Bakın içinde o kadar güzel ışıltılar var ki bunun. Ve bir kokusu var. Keşke parfümü olsa da sıksam. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Ve çok güzel ışıldıyorsunuz. Böyle çok gelinin kız kardeşi simlere değil ama çok ince ve çok güzel altın renkte simler. Müthiş. Bunu indirimden mutlaka alın. Aldığınızda pişman olmayacaksınız. Yanınıza parfüm götürmenize gerek yok. Bununla idare edersiniz yani. Ve geçelim şimdi makyaj çantama. Bu makyaj çantası yeni. Daha başka, mesela kampa gittiğimde başka bir çanta vardı yanımda ama bunlar daha pratik oluyor. Hem yıkanması, temizlenmesi açısından hem de içerisine kum, taş, carcuk hiçbir şey girmiyor. Ben bunu BİM'den aldım. Bayağı da büyük. Çok 10 lira falan gibi bir fiyatı da vardı. Şimdi kişisel şeyleri hemen geçelim. Bu zaten beni ben yapan ürünlerden biri artık yani. L'Oreal farkına değil ama ben bunu çok sattırıyorum. Bütün yakın çevreme tavsiye ediyorum. Çünkü genelde insanlar böyle daha takipçisi yüksek birilerinden gördüğünde şişirme olarak görüyor. Ama kesinlikle öyle bir şey değil. Eğer saçlarınız yıpranıksa lütfen buna bir şans verin. Ben bunu seneler önce ilk çıktığında denemiştim ve hiç beğenmemiştim. Ama sonra saçımın ağzına ettiğimde tekrar denemek istedim. Çünkü o zaman öyle bir çaresizlik içerisindeydim ki önüme ne çıksa seçeceğim. Önüme ne çıksa saçıma süreceğim ya. Yani o vaziyetteyim.
ve buna aşık oldum. O gün bugündür kullanıyorum. Şu kadar kaldı içinde. Bitince hemen tekrar alacağım. Onun dışında senelerdir. Yani ergenliğe girdiğimden beri ben bu markayı kullanıyorum. Bunu kullanın. Eğer bir defa terlerseniz bununla birlikte, bir defa ter kokarsanız bununla birlikte beni bulun. Vallahi beni bulun. Sonra yanıma nemlendirici almıyorum. Onun yerine böyle aloe vera'lı bol hyaluronik asit içeren. Ben hidrolik demeyeyim şimdi şey masolaşı gibi. neme aç ciltler için Rossmann'ın böyle bir aloe vera'lı maskesi gibi bir şey vardı. Bunu böyle açıp yüzünüze masaj yaparak yedirebiliyorsunuz. Cildinizi çok güzel nemlendiriyor. O yüzden krem yerine böyle bir şey tercih edeceğim. Çünkü dediğim gibi 2 gün zaten. 2 günde krem kullanmasam hiçbir şey olmaz. Yani malum her ne kadar tatile gitsek de korona gerçeği hala ensemizde. Nasıl ama? Nasıl kafiye yaptım? O yüzden bol bol kolonyaladığımız için ellerimizi kuruduğu için de ben bu Isana'nın, bunları bu arada bu böyle seyahat ürünlerini Rossmann'da bulabilirsiniz. Kendi ürünleri de var. Çok pratik oluyor. Mesela dediğim gibi bu güneş koruyucu gibi. Bu da papatyalı bir el kremi. Yani diş fırçası falan filan o muhabbetleri geçiyorum. Kozmetik olarak yanıma ne alacağımı göstereyim. Şimdi bu bronzer ve bu contour allık kitini alıyorum yanıma. Çünkü ben bununla, yani şu üçüyle hem yüzümü boyutlandırıyorum, bronzer uyguluyorum, hem de göz makyajımı yapıyorum. O yüzden benim için bir taşla iki kuş görevini görüyor bunlar. Dediğim gibi hem yüzümü boyutlandırıyorum, yüzümü ısıtıyorum, hem de göz makyajımı yapıyorum. Dolayısıyla yanıma far paleti alma gereği duymuyorum. Sonra renkli bir nemlendirici. Bu L'Oreal'in ışıltılı renkli nemlendiricisi. Buna bayılıyorum bugün de. Gösterdiğim her şeyle az önce bu makyajı yaptım. Bu fondöten gibi ama daha ışıltılı. O yüzden fondöten 20 de aldı. Daha sonra 3 tane kapatıcı var yanımda. Çünkü kafayı yedim. Hayır şaka. Henüz yemedim. Ama şu anda böyle çok ara ton bir rengim var. Ne tamamen bronzlaştım ne de artık eskisi gibi beyazım. Dolayısıyla şunlar beyaz gibi kalıyor. Bu da yeni aldım. Wet n Wild'ın kapatıcısı. Bu da çok koyu kalıyor. O yüzden sürekli karıştırarak uyguluyorum. Sonrasında rimelim. Bu yine hani çıkarabilene aşk olsun olan rimellerden. Suya dayanıklı. Asla çıkmıyor. Olmazsa olmazım. Kaş tarağım. Nedense çünkü kaşlarım çok gür. Nefret ediyorum onlardan. Sonra asla çıkmayacağını bildiğim benim için Joker rujum. Florman Kissy mor rujları. Allık olarak kullandığım MAC'in bu Sultry Move isminde bu ruju. Bu hem bugün dudağımda var hem de yanaklarımda var. Ama bu da mesela bu sayede allık almıyorum yanıma. Sonra saç yağım var saçımı nemlendirmek için. Bol bol toka, cımbız. Sonra dudak kalemi ve kaş kalemi. Bir adet eyeliner. Bu da bir resim eyeliner'ı. Bir tane göz kalemi daha. Jiletleri yanıma götürüyorum. Cımbızı söylemiştim zaten. Saç lastiği, saç tokası. Sonra bir adet minik bir mat ruj var. Bu daha böyle açık ton nude bir renk. Bir tane lip balm var. Stick allığım var. Bu Avon'un stick allığı. Bu da gayet güzel. Son olarak da ve zaten bitiyor. Bir adet makas. Hani ne olur ne olmaz. Hani insanlara zarar vermek için değil, öyle bir söyledim ki sanki birine batıracakmış gibi. Hayır yani ne bileyim bir şey, bir etiket kesmemiz gerekir falan diye yani çok masumane bir şey için söylemiştim. Ve şu da parfüm. İstediğiniz parfümü dolduruyorsunuz. Henüz doldurmadım, birazdan parfümümü bunun içine dolduracağım. Ve hiç yer kaplamadan fıs 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 sıkıyorsunuz. Evet, hepsi bu kadar. 2 gün için yine bence bayağı eşya var yanımda ama ben böyleyim.
Benimki kimine göre az da olabilir bu arada. Kimine göre oha kızım da olabilir. Bence tam ortası. Bence çok fazla değil. Benim çünkü gerçekten kaç defa gittim. Her defasında hepsine ihtiyacım oldu. Gerçekten hepsine ihtiyacım oldu. Hani olmayanı da çıkardım gerçekten. Sadece eksiğim olan belki bir fırça. Karıştırma fırçası. Ve bronzer uygulamak için tabii ki fırça. Fırçalarımı henüz dahil etmedim. Onun dışında her şeyim tamam. Şimdi ben tekrar bunları çantaya yerleştireceğim. Ve hazırım. Ben size çok isterim Ava'yı çekmek. Bir düşüneceğim onu. Çünkü arkadaşlarım gözükmek istemiyor ya. O yüzden çekemiyorum. Ama bakalım. Bakalım belki de çekebilirim. Evet, umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben şimdi sizleri burada bırakıyorum. Siz de bana bir like bırakırsınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Ben şimdi burada eriyip süzülmeden bunları tekrar yerleştiriyorum. Sizlere de izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.